emekli zammı %25'i yaşacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu'ya yeni zamlı maaş hesaplama. Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyonlu açıklamasıyla birlikte milyonlarca emekli Temmuz zammını hesaplamaya koyuldu. 5 ayda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %22.72 zam kesinleşirken enflasyon tahminleri %25'inde aşılacağını tahmin ediliyor. Keyandan yandan ek zamın da masaya geleceği konuşulanlar arasında. Peki refah payı var mı? Kök aylık ne olacak? İşte takvim.com.tr farkıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurluya yeni zamlı maaş hesaplama Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz artışı netleşmeye başladı. Tek veri kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk 5 aylık enflasyon %22.72 çıktı. Böylece 5 ayda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %22.72 zam kesinleşti. Zam oranının belli olması için geriye tek veri kalırken enflasyon tahminleri de bunun ipucunu veriyor. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyon tahmini %2.56 olarak yer almıştı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon %25.86'ya ulaşacak. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin enflasyon zammı %25.86'yı bulacak. Emekliler zam oranlarını bir sonraki enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz'da öğrenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağkur emeklileri de 25-28 Temmuz'da zammın yansıtıldığı maaşlarını hesaplarında görecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ kurululara halen aylık en az 10 bin lira yatırılırken, Temmuz'daki enflasyon zammı bu tutara değil kök aylığa yansıtılacak. Kök aylığa önce 6 aylık enflasyon artışı eklenecek. Bulunan rakama, %4 ya da 5 oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan rakam taban aylığın altındaysa taban aylık, üstündeyse çıkan yeni tutar emekliye ödenecek. Ayrıca emeklilere bir ek iyileştirme yapılması da gündemde. Bu konuda Temmuz ayında karara bağlanacak. Buradaki formüllerden ilki refah payı. Eğer Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için refah payı formülü hayata geçirilirse 6 aylık enflasyon oranına refah payı eklenecek. Böylece kök aylıklara yansıtılacak zam oranı büyüyecek. Emeklilere yönelik bir formülde taban aylık artışı halen ek ödeme dahil kök aylığı 10.000 liranın altında olanların hesabına 10.000 lira yatırılıyor. Burada da bir artış beklentisi bulunuyor. Örneğin, taban aylık artışında karar kılınır ve ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa emeklilere yapılacak en düşük aylık ödeme 12.500 lirayı aşacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerini alacak. Mevcut maaş 10.000,00 ,00. %25.86 zamlı 12586,00 Mevcut maaş 10100,00 %25.86 zamlı 12711,86 Mevcut maaş 10200,00 %25.86 zamlı 12837,72 Mevcut maaş 10300,00 %25.86 zamlı 12963,58 Mevcut maaş 10400,00 %25.86 zamlı 13089,44 Mevcut maaş 10500,00 %25.86 zamlı 13215,30 Mevcut maaş 10600,00 %25.86 zamlı 13341,16. Mevcut maaş 10700,00. %25.86 zamlı 13467,02. Mevcut maaş 10800,00. %25.86 zamlı 13592,88. Mevcut Maaş 10.900,00 25.86 zamlı 13.718,74. Mevcut Maaş 11.000,00 25.86 zamlı 13.844,60.